Dostlarım selam. 8. video ile yolumuza devam ediyoruz. Sıra nereye geldi dostum? Miel'in kılıf muhabbetine. Şimdi bir kere Miel'in kılıf e, elektriksel izolasyonu sağlamasından dolayı uyartı iletimini arttıran bir durum. Ve her sinir hücresinde Miel'in kılıf olacak diye bir şart yok. Bak şuradaki gördüğün şekilde şurada Miyelinli bir sinir hücresi görüyorsun. Miyelinli. Ama aşağıya gel bakalım. Yani şuraya baktığın zaman burada ise miyelinsiz sinir hücresini görüyorsun. Şimdi burada miyelin alanlar nereleriydi? Hatırla şu alanların miyelin olduğunu ifade etmiştim sana. Şu alanlar miyelin kılıflarının olduğu yerlerde. Eğer bu miyelin kılıf Çevresel sinir sisteminde ise şivan hücreleri yapıyordu. Eğer bu miyelin kılıf merkezi sinir sisteminde ise oligodendrositler yapıyordu. Bunlar da yardımcı hücrelerdi hatırlayacak olursa. Miyelin kılıf yağlıdır. Bu önemli. Ve bundan dolayı uyartı iletimini hızlandırır. Bunu söyleyebiliriz. Ve baktığımızda bu yapıyı böyle bir bakır elektrik tellerinin etrafını saran izolasyon tabakasına benzetebiliriz. Örneğin miyelinli sinir hücrelerinde uyartı iletimi miyelinsiz hücrelere göre yaklaşık 10 kat daha hızlıdır. O zaman hemen bununla not olarak ekleyelim. Miyelinsiz nörona göre kat daha hızlı hareket eder. Hızlıdır. Uyarıyı hızlı taşır. Kanka şunları hemen güzelce renklendirelim. Fıçık, fıçık, fıçık. Mesela biz Antepliler Beyran'a gittiğimiz zaman beyin kavurması getiriyorlar bir tabağın içerisinde. Beyin kavurmasına bakıyorsun inanılmaz yağlı. Neden? Çünkü Miyelin kılıf yağlı bir yapıya sahip. Bak buradan da çok rahatlıkla çıkarabilirsin. <laughs> Büyük bir benzetme oldu. O zaman her e, nöronda baktığımızda miyelin olmak zorunda değil. Miyelinsiz nöronların da olduğunu söylememiz mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.